Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir şiş çalışması yapacağız. Şiş çalışmamız iki sırada kendisini tamamlayan bir model. Başlangıç sayısı da tek çift hiç fark etmez. Çok güzel ve çok kolay bir model. Şöyle baktığımızda bakın çıtır çıtır görülmekte. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise bir ters bir düz görüntüsü var. Her iki yönüyle de kullanabileceğimiz modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, modelimi örmek için haroşamı ördüm alt sırama. İki dişi tamamlamadım. Bakınız, bir diş ördüm. Ters yöndeyim. Ters yönden modelimizi uygulamaya başlayacağız. Bu lastiğimizi istediğimiz kadar örelim. Normal lastiklerimiz ya da haroşa lastiği nasıl örüyorsanız modelimizi arka yüzden uygulamaya başlayalım. Modelimizde ilmeğimizin tek ya da çift olması fark etmiyor. Herhangi bir sayı hiç değişmiyor. Çünkü bir ters bir düz öreceğimiz için hangisiyle başlayıp hangisiyle bittiği çok da önemli olmuyor. Birinci ilmeğimi şu şekilde boş alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters, bir düz. Ters, düz. Bu sıramızda arka yönden bir ters, bir düz olarak sıra başına kadar ilerliyoruz. Tersimi örüyorum, düzümü örüyorum. Sıra başımıza kadar gelelim. Sıramın başına kadar örerek geldim. Şimdi düz yöndeyiz. Burası örgümüzün düz yönü ve bu yönde biz bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bakınız, düzlerimizi de terslerimizi de hepsini düz yönde ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak başlıyorum. Bakınız, diğer sırada ters ördüğüm bu yönde düz olan ilmeğimi de terse çeviriyorum. Bütün ilmeklerimin hepsini düz yönde ters olarak örüyorum. Modelimizin duracağı kısım burası. Yani en son bu bölümü göreceğiz bittiği zaman düz yönümüz. Çok kolay bir model modelimiz. Dilediğiniz her türlü örgülerimizde kullanabilirsiniz. Sıra başına kadar bütün yönlerimi çevirerek ilerliyorum. Sıramın başına geldim. Hemen yönümüzü çevirelim. En son ilmeğimizi ördükten sonra. Evet, en son ilmeğimi ördüm ve şöyle görmek istiyorum. Bakınız, arka yönden bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak örmüştük alt sırayı ve ters yönden modelimizi kurmaya başlamıştık. Düz yönden ise bütün ilmeklerimizi terse çevirerek sıramızı tamamladım. Şimdi modelimizi yeniden uygulamak için arka yönü çeviriyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir arka yönden kuruyoruz. İki ön yönden düz ters olarak örüyoruz. Yani düz yönden bütün ilmekler ters olarak örülecek. Şimdi örgümüzün arkasını çevirdim. Yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İlk sırada başlangıç olarak düzle başlamıştım. Yine aynı aşağıdaki ilk sırada başladığımız düzen üzerine devam ediyoruz. İlk düzümü örüyorum. Ve tersimi örüyorum. Düzümü örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak örgümüzü ilerletiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta, yani modelimizi kurduğumuzda ilk başlangıçtaki arka yönde kurduğumuz düzen üzere başlayalım. Boş aldıktan sonra nasıl başladıysak yine aynı şekilde, bakınız, boştan sonra düz almıştım. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak devam edeceğim ve modelimiz bitene kadar aynı şekilde arka yönden boş aldıktan sonra ilk ilmeğimiz birinci aldığımız ilmek gibi olmalı. Evet, şimdi sıramın başına kadar bir ters, bir düz olarak örelim. Düzle başladığımız ilmeklerimizi bir düz, bir ters olarak sıramızın başına kadar örerek geldim. Arka yöndeyim. Şimdi tekrar örgümüzün düz yönünü çeviriyoruz. Düz yönümüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Biri boşalıyorum.
ters, düzleri de terse çeviriyorum. Terslerimizi örüyorum ve bütün sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz yönde bakınız sadece ters örüyoruz. Arka yönümüzde ise bir düz bir ters olarak örgümüzü başlatıyoruz. Evet, sıramın başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Modelimi birkaç sıra daha giderek büyüttüm. Sadece 2 sıradan oluşmakta. Arka sırada bir düz bir ters olarak örüyoruz. Ön yüzde ise bütün ilmeklerimizi terse çeviriyoruz. Arkamızı görelim. Bakınız arkamızda gayet güzel her iki yönüyle de kullanılabilecek bir model. Özellikle atkılarda ya da yeleklerde bu şekilde de kullanabiliriz. Lastik görüntüsü olmakta. Burası ise daha çıtı pıtı bir model görülmekte. Şöyle gördüğümüz gibi hangisini kullanmak isterseniz, yani hangi yönümüzü tercih ederseniz o yönümüzü kullanabilirsiniz. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.